9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 26a. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 1. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan Rumi takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir. 2. 1. Ay, yılı 354 gündür. 3. Miladi takvim, güneş, yılı esas alınarak düzenlenmiştir. 4. Tarihe yardımcı bilim dallarından, numizmatik, madeni paraları inceler. 5. Kadeş Savaşı tarihin, askeri, alandaki inceleme konularından biridir. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, D, yanlış olanların başına, Y yazınız. 1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır. Yanlış. 2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir. Doğru. 3. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne mi kısaltması getirilmeyebilir. Yanlış. 4. Celili takvim Osmanlı Devleti döneminde düzenlenmiştir. Yanlış. 5. Tarihi olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Doğru. 6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Yanlış. 7. 4 basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için, bu yılın sondan rakamı silinerek kalan sayıya bir eklenir. Doğru. C. Aşağıdaki soruların cevapları, mı defterinize yazınız. 1. Tarihi olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Tarihi olaylar geçmişte yaşanmıştır. Yer ve zamanı bellidir. Sebep o sonuç, determinizm, ilişkisi vardır. Tarihi olayda rol oynayan kişiler bellidir. Toplumları etkilerler. Pozitif bilimlerde olduğu gibi birebir tekrarlanmaz. Bu sebeple deney ve gözlem yapılamaz. Kaynakları vardır. Belgelere dayanır. Bir tek sebebe dayalı olarak incelenmemelidir. Maddik, manevi ve sosyal birçok sebep birlikte değerlendirilmelidir. Belli bir kanun ve kuralı yoktur. 2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir? Cevap, tarihin yöntemi, tarihi olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek ancak o dönemden kalan ve olaya tanıklık edebilecek belge ve bulguların değerlendirilmesiyle mümkündür. Oysa fen bilimleri, gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalı bir yöntem kullanır. 3. RM takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız. Cevap. 1. Hicri takvim ay yılını, miladi takvim güneş yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır. 2. Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvimde ise başlangıç Hazreti İsa'nın doğum tarihi 0 yılıdır. 4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir? Cevap, gelişmiş bir millet olmanın belli başlı kuralları vardır. Bilimle uğraşmak, kitap okumak ve tarih kamuoyu oluşturmak. Tarih bilgisi olan bir insan her zaman diğer insanlardan daha saygın, sezgisi güçlü ve ileri görüşlüdür. Bu yönleriyle topluma yön verir, toplumun geçmişten ders çıkararak geleceğe daha emin adımlar atmasını sağlar. Bu yüzden gelecek nesillerin yetişmesinde tarih biliminden yararlanmak gerekmektedir. 5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz. Cevap, geçmiş zamanda meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak açıklayan bilim dalıdır. Savaşlar, anlaşmalar, göçler gibi olaylar incelenir. Mesela kavimler göçü ya da Kadeş Antlaşması.
6. tarih öncesi dönemle ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden? Cevap: arkeoloji, numizmatik, etnografya, paleontoloji, antropoloji gibi tarih ve tarih öncesi devirleri inceleyen bilimlerden faydalanabilmelidir. 7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir? Cevap: çünkü zamanın farkındalığına ulaşmak zamanı bölerek kendi işlerini bu dilimlere ayırdıkları zaman birimlerine göre daha planlı ve organize hale getirmek için bu sistemleri oluşturmuşlardır. 8. Mü 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer? Cevap: 8. yüzyılın 3. çeyreğine girer. 9. Tarihi bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden? Cevap: objektif bakış açısıyla o günün koşulları göz önünde bulundurularak incelenmelidir. 10. Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir? Cevap: çünkü kesin bir şekilde yargıda bulunacakları bir bilgi kaynağı yoktur. Ancak eldeki verilerden yapılabilecek bilimsel ve tarihsel çıkarımlar sonucu ulaşılan tarihler söz konusudur. 9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.